Merhaba, ben Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nde avukatım. Bugün sizlere şiddet vakalarında hekimlerin izleyeceği yollar ve hukuki süreç ile ilgili bilgi vereceğim. Konu iki kısımdan oluşuyor. Öncelikle hukuki süreci bilebilmek adına 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu izah edeceğiz. Daha sonra da bu kanunun sağlık kurum ve kuruluşlarında nasıl yansıdığını ve bu yansımanın sağlık çalışanlarına yönelik nasıl usuller izlemesi gerektiğine dair hususlara değineceğiz. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 2012 yılında yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmeden önce çeşitli STK'lar ve kamu kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı ve geniş çaplı bir kanun hazırlanmaya çalışıldı. Bu kanun zaten isminden de anlaşılacağı üzere şiddet tin önlenmesi olduğu için şiddet kavramı bu kanunda detaylıca anlatılmıştır. Kadına yönelik şiddet kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve cinsiyete dayalı ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı ifade etmektedir. Şiddet bu kanunda sadece fiziksel olarak kabul görmemiş, aynı zamanda cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddetin de tanım şiddet de bu kanunda yer bulmuş ve fiziksel, ekonomik, psikolojik ve ekonomik açıdan şiddetin olduğu durumlarda bunun önlenmesi için bu kanun dahilinde korunma talep edilebilecektir. Bu koruma mülki amirden daha sonraki slaytlarda da detaylıca göreceğiz. Mülki amirden, hakimden veya kolluk amirinden yani karakoldan istenebilir. Bu kanunda mülki amire tedbir kararı yetkisi ve karar verme yetkisi tanınmış. Acil durumlarda kolluğa yetki verilmiş. Ve aynı zamanda bu kanunun uygulanması sırasında önleyici tedbir kararının ihlali halinde şiddet uygulayan kişiye zorlama hapsi de düzenlenmiştir. Bunlar hep 6284 sayılı kanun ile getirilen yenilikler. Bu kanunun diğer pozitif bir tezahürü ise sadece her ne kadar kanun isminde kadın lafzı geçse de ama aynı zamanda kanun yine isminde ailenin korunması demiş. Sadece ailenin korunması ya da sadece kadının korunması değil. Bu kanunda şiddete kanunun amacı açıklandığı maddede şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amaçlanmış. Yani burada aslında bir erkek de, bir çocuk da bu kanun çerçevesinde korunma talep edebilir. Bu kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler konulmuş. Ancak bu ayrımcılık olarak yorumlanamaz. Çeşitli hukukçu arkadaşlar bunu pozitif ayrımcılık olarak yorumlayıp aynı zamanda aile yapısının daha kırılganlaştığını iddia etmiştir. Ancak
bu bir pozitif ayrımcılık değil, tam tersine negatif, toplumda negatif konumda olan şiddet mağdurlarının ve kadınların olması gerektiği şekilde korunmasını amaçlamıştır. Şimdi burada koruyucu tedbirler var ve önleyici tedbirler var. Koruyucu tedbirler şiddet mağdurunu korumaya yönelik, önleyici tedbirler ise şiddet uygulayan kişinin şiddetini önlemeye yöneliktir. Burada mülki amir tarafından, mülki amirden kasıt şehirlerde vali, ilçelerde kaymakam, mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları var ve hakim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları var. Mülki amir tarafından koruyucu tedbir kararları, şiddet mağduruna uygun barınma yeri sağlanması, geçici maddi yardım yapılması ve psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımından rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi kararlarını mülki amir verebiliyor. Bu noktada Schönim'e değinmek istiyorum. Schönim, yani şiddet önleme ve izleme merkezleri, şiddet mağdurlarına yönelik psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımından rehberlik hizmetleri veriyor. Bu noktada önemli bir kuruluş. Ve diğer önemli bir husus da 4. maddede belirtildiği üzere hayati tehlikenin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya kendiliğinden geçici koruma altına alınması düzenlenmiş. Normal şartlarda mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları, eğer hayati tehlike bulunuyor ve gecikmesinde sakınca varsa kolluk amir tarafından da verilebiliyor. Burada da zaten belirtmiş. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirlerince bu karar alınabilir. Yani karar merciği normalde mülki amir iken kolluk amiri, yani karakoldaki bir görevli ya da komiser, valinin iznini beklemeden gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan kendisi karar verebiliyor. Tabii bunu mülki amire bildiriyor daha sonrasında. Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları var. İşte bunlar iş yerinin değiştirilmesi. Hakim tarafından sadece önleyici kararlar değil, koruyucu tedbir kararları da var. Yine burada mağduru korumak adına mağdurun iş yerinin değiştirilmesi, müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi, tapu kütüğünde aile konutu şehri konulması gibi hususlar. Korunan kişinin kimlik bilgileri tanık koruma kanunu kapsamında korunabilir. Hakim tarafından önleyici tedbir kararları da verilir. Önleyici tedbir kararları da biraz önce bahsettiğimiz gibi şiddet uygulayan kişinin hareketini önlemeye yöneliktir. Bunlar söz ve davranışlarda bulunmamasına karar vermek, müşterek konuttan uzaklaştırma kararı alınması, şiddet mağduruna yaklaşmama kararı alınması, bu gibi kararlarda uymak durumunda şiddet uygulayan benzer şekilde aynı mülki amirin verdiği kararlarda olduğu gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim tarafından verilmesi gereken kararlara da ilgili kolluk amiri bu kararı verip uygulayabiliyor. Ve diğer bir önemli konumuz ihbar. İhbar aslında sağlık çalışanlarıyla ve tüm vatandaşlarla ilgili bir konu. Çünkü herkes şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin varlığı halinde bu durumu resmi makamlara bildirebilir. Bu durum kamu görevlileri için tabii ki bir kamu görevi ve zorunluluk. Bundan dolayı aslında bizler için önem arz etmekte ve sunumun ikinci kısmını oluşturan kanunun sağlık kuruluşlarında uygulanmasının
sağlanması açısından önem arz etmekte. Tedbir kararının verilmesi ilgilinin talebi ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı veya kolluk görevlerinin başvurusu veya Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine verilebilir. Nereden talep edilebilir tedbir istemi? Hakimden, mülki amirden, kolluk biriminden talep edilebilir. Biraz önce de bahsettik. Tedbir ilk seferinde en çok 6 aylık bir süre için verilir. Tedbir kararları gizlidir. Gizli ülkesi çerçevesinde verilir ve tedbir kararlarının tebliği de duyurulması da aynı şekilde işler. Gerekli olması halinde biraz önce de bahsettiğimiz gibi korunan kişi ve diğer aile bireyleri de kimlik bilgileri gizli tutulur. Tedbir kararı hem korunan kişiye hem de şiddet uygulayan kişiye tebliğ olunur. Ancak tedbir kararının reddi sadece korunan kişiye tebliğ olunur. Çünkü tedbir kararı talep ettiği karşı tarafça bilindiğinde çeşitli tehlikeler oluşmaması açısından verilen tedbir kararı geçmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk birimi tarafından derhal tebliğ edilir. Peki tedbir kararı verildiğinde şiddet uygulayan ya da şiddet uyguladığı şüphesi olan kişi buna 2 hafta nasıl itiraz edebilir? 2 hafta içerisinde aile mahkemesine itiraz edebilir. Yani her an her şey olabilecek bir durumda. Aslında yanlış anlaşıldığımız vaziyetler de ortaya çıkabiliyor. Şiddet uygulayan kişi tarafına düştüğümüz durumlarda şiddet uygulamadığımızı düşünüyorsak tabii ki 2 hafta içerisinde aile mahkemesine itiraz edebileceğiz. Tedbir kararları en seri bir şekilde uygun kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Tedbir kararına uyulmadığı takdirde zorlama hapsi 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanır şiddet uygulayana yönelik. Şönümler biraz önce bahsettiğim gibi şiddet önleme ve izleme merkezleridir. Bunlar rehberlik ve danışmanlık bu kurum rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir şiddet mağdurlarına karşı. Zaten burada da belirtmiş şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sunduğu hizmetler şiddeti mağduruna yönelik ve şiddet uygulayana yönelik çeşitli hizmetler bulunmakta. Bu kanun aynı zamanda şiddete karşı bilinçli ve bu kanun uygulanmasına yönelik bilinçli davranılmasına dair çeşitli hükümlere de yer verilmiştir. Bunlardan birisi eğitimdir. Bu çerçevede çeşitli kamu kurum kuruluşlarında eğitimler verilmektedir ve verilmelidir. Özetle tedbir kararları ikiye ayrılır. Koruyucu tedbir kararları şiddet mağduruna yöneliktir. Önleyici tedbir kararları şiddeti uygulayan kişiye yöneliktir. Şiddet uygulayan kişinin şiddetini önlemeye yöneliktir. Koruyucu tedbir kararları mülki amir ya da hakim tarafından verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından da koruyucu tedbir kararı verilebilir. Ve hepsinde uygulayıcı konumunda zaten kolluk amiri, kolluk birimi yer almaktadır. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Bu ikinci kısım biraz da usule yönelik. Sunumun başında bahsettiğim gibi sağlık çalışanları ve hekimler bu kanunu uygulanması safhasında nasıl bir rol üstleniyor ve şiddet mağduru ile
karşılaştığında nasıl bir yaklaşım izlemeli? Buna dair değineceğiz. Aile şiddete maruz kalan kadına sağlık hizmeti sunan kurumlar ve sunulan hizmetler, tüm kadınların aile şiddet yönünden taranması ve kurumlar zaten bildiğimiz üzere Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve sağlık kuruluşları. Bu sağlık kuruluşları tüm kadınların aile içi şiddet yönünden taranması ve erken tanı konulması ve kişilerin tedavisi, şiddet mağdurunun tedavisi ve bilgilendirilmesi noktasında rapor sunup destek vermesi görevlerini yerine getirmektedir. Burada da daha kalem kalem belirtmiş görevlerini sağlık personelinin şiddet mağduruyla rastlaştığında şiddet mağdurunun korunmasına yönelik ne gibi görevleri var? Uygun dille şiddet mağduruna sorular sorma, tanı koyma, tedavi etme ve şiddet mağduruna risk değerlendirmesi yapma. Burada da biraz önce de belirttik. Şiddet mağduruna yasal hakları konusunda bilgi vermeli. Bilgi verebilmesi için de zaten ilk kısımda bahsettiğimiz kanuna yönelik belli bir bilgisi olmalı sağlık çalışanının. Ve diğer bir önemli husus da bilgi verdikten sonra sadece bilgi verip bırakmıyoruz. Aynı zamanda bunun raporunu tutuyoruz ve ilgili yerlere de ihbar etmemiz gerekiyor. Sağlık personeli şiddete maruz kalan kadına yaklaşımı önemli. Çünkü şiddete maruz kalan kişi hem psikolojik hem de bedensel açıdan sağlıksız durumda olabiliyor ya da riskli durumda olabiliyor. Bu yüzden karşıdaki insanla empati kurup bu minvalde yaklaşmak gerekiyor. Ve özellikle cinsel şiddete uğrayan kadınlara yönelik daha hassas davranılmalı ve kadının rahatlaması sağlanılmalı. Konuşması için gerekli telkin ve teskinde bulunulmalı. Erken tanı, aile içi şiddet yaşantısını paylaşma konusunda önemli. Burada iletişim başlatmak için yararlanabilecek bazı örnek ifadeler de yer verildi. İşte mesela aile içi şiddet ve istismar çok yaygın. Ben bu yüzden şiddet hakkında hastalarıma soru sormaya başladım. Sen de sorabilirsin. Kendini mahcup ya da mağdur hissetme gibi cümlelerle şiddet mağduru sakinleştirilip konuşturulması sağlanabilir. Ve bu gibi cümlelerle burada bahsedilen örnekteki ifadeler gibi cümlelerle kişinin konuşturulması sağlanabilir. Tıbbi tanı ve tedavi. Bu noktada ikili bir ayrım söz konusu. Fiziksel ve cinsel şiddet. Fiziksel şiddet yüz, karın, göğüs gibi bölgelerde kendini gösterir. Şiddet mağduru sağlık kuruluşuna geldiğinde ya da başvurduğunda muayene edildiğinden emin olmalı kişi. Ve bu muayeneye yönelik bulgular işaretlenmeli, kaydedilmeli. Cinsel şiddet de yine benzer şekilde daha hassas davranılarak bulgular rapor edilmeli.
Ve şu hususta unutulmamalı ki cinsel saldırı mağduru olan her kadında cinsel ve anal bölgelerde yaralanma olmayabiliyor. Bu cinsel şiddete maruz kalmadığı anlamına gelmemekte. Bu yüzden şüphe cinsel şiddete maruz kalmış kişilerden şüphelendiğimizde bunun açığa çıkması ya da kişiyle görüşülmesi, kişinin bunu söylemesi açısından telkin edilmeli ve empati kurarak kişiyle irtibat kurulmalı. Fiziksel veya cinsel şiddet sonucu oluşan sağlık sorunları birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilmekte, fiziksel yaralanmalar, gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, hepatit B gibi durumlar tedavi edilmeli ve hastaya danışmanlık, sosyal destek sağlanmalı, mağdur takip edilmelidir. Hasta takip edilmeli, tıbbi ve teknik takibi yapılmalı hastanın. Aile içi şiddet görüşmesi önem taşımakta. Buna yönelik kadına yönelik aile içi şiddet tarama formu, kayıt formu, görüşme formu gibi formlar hukuk müşavirliğimizin sayfasında yer alacaktır. Burada bu formların bir örneğini bulabilirsiniz ki buna dair sağlık kuruluşlarında da örnek formlara erişebiliriz. Aile içi şiddet görüşmesi kadının aile içi şiddete ya da neden olduğu bir sağlık yakınması ile sağlık kurumuna başvurması durumunda ya da sağlık personelinde buna aile içi şiddete yönelik bir kuşku uyanması durumunda bu görüşme yapılır. Bu görüşmenin amacı risk değerlendirmesi yapmak ve mağdura bilgi vermektir. Burada da şiddetle ilgili bilgi toplamada kullanabilecek soru örnekleri yer almış. İşte kişiyi konuşturmak ve daha detaylı, güzel tespitler yapmak adına bu sorular sorulabilir. Örneğin şiddeti engellemek için hangi yollara başvurdunuz? Daha önce başvurmamışsınız, şimdi ne oldu da yardım almaya karar verdiniz? Şu anda güvende olmak için neye ihtiyacınız var? Benim size nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorsunuz gibi karşı tarafın şiddete yönelik neler düşündüğünü ve neler beklediğini tespit edebiliriz. Şiddet değerlendirme soruları var. Şiddet son bir senede artış gösterdi mi? Fail alkol kullanıyor mu? Fail sizi tehdit etti mi? Gibi sorularla bir değerlendirme yapılabilir. Bu rapora bağlanabilir. Güvenlik planı geliştirirken gündeme getirilecek konular bunlar yine mağduru bilgilendirme ve bilinçlendirme adına önemli. İşte herhangi bir acil durumda kolaylıkla uzaklaşabileceği bir oda veya alanda olmak, silah bulunabilecek yerlerden uzak olmak, evi acil durumda nasıl terk edebileceğini uygulamasını yapmak adına çeşitli bilgilendirmeler yapılabilir. Mağdur bilgilendirirken sadece şifayen değil, aynı zamanda yazılı olarak da broşürlerle ya da çeşitli yazılı kaynaklarla bilgilendirilebilir ve yönlendirilebilir şiddet mağdurları. Şiddete maruz kalan kadına hizmet sunan kurum ve kuruluşlar bu da sayılmış. Bunlara yönlendirilebilir. İşte Kadın ve Demokrasi Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi. Burada da bir şema ile aile içi şiddetin kayıt ve bildirimine yönelik bir şema çizilmiş. İlk önce aile içi şiddet
kayıt formu ile tespit yapıyoruz. Daha sonra bildirim formu ile bunu sağlık kuruluşlarına bildirebiliriz. Bu konuya dair Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sağlık çalışanları kılavuzu var. Burada kılavuzun ilk sayfasını koydum. Bu kılavuz detaylı ve güzelce hazırlanmış bir kılavuz. Burada sağlık çalışanlarına kılavuzluk etmek adına birçok hususa yer verilmiş. Örnek sorular ve örnek olaylar yer almakta. Ve bu kılavuzun 27. sayfasında da şiddet bir şema ile şiddete maruz kalan kadına bir sağlık çalışanı nasıl yaklaşacağı ve izleyeceği yollar. Burada biraz önce de detaylı izah ettiğimiz gibi tanı ve tedavi aşamalarından sonra bir risk değerlendirmesi yapmak ve bunları raporlayıp bildirmek sağlık çalışanının görevi. Bu kılavuzda Birleşmiş Milletler'in kadın birimi olan UN Women'ın hazırladığı bir kılavuz. Bu kılavuzda da Türkiye'deki yaşanmışlıklar dikkate alınarak hazırlanmış. Örnek bir sağlık çalışanı ve şiddet mağduru iletişimine yer verilmiş ya da bu iletişim sırasında doktorun, sağlık çalışanının ne yapabileceğine dair hususlar anlatılmış. İşte şiddet mağduru bir sağlık kuruluşuna başvurmaya karar veriyor. Şiddet gördüğünü belirtiyor. Sağlık çalışanı bu durumu kaydediyor. Ve darp raporu alabileceğini ile ilgili bilgi veriyor. Aynı zamanda çeşitli kurumlara başvurup bu şiddetin önlenmesine yönelik kararlar alınabileceğiyle ilgili bilgi veriyor. Yine UN Women'ın hazırladığı bir kılavuz. Sağlık çalışanları için kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin açığa çıktığı durumlara yaklaşım kılavuzu. Bu kılavuz 3 sayfalık bir kılavuz. Bu kılavuzların linkini yine hukuk müşavirliğimiz sayfasında paylaşacağız. Bu kılavuzlar hem pratik bilgi içeriyor hem de yol göstermesi açısından önemli. Burada bir sağlık çalışanının şiddet mağduru ile irtibatı ve tedavisi noktasında nasıl yaklaşacağı ve tedaviden sonra da risk değerlendirmesi yaparken nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bize bilgi veriyor ve usul gösteriyor. Ve slide gösterimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım şiddetsiz bir hayat olur. Herkese iyi günler.